Merhabalar, yeni bir vloga hoş geldiniz. Dünkü yüklediğim videodaki kalite için çok özür dilerim. Ama geçenlerde öyle bir aklıma geldi. Dedim ki ben bu kameranın özelliklerini bir YouTube'dan araştırayım. Hani ayarları nasıl yapılıyor falan diye. Ve ayarlarından oynadım kameranın. Ve düzelteceğime, yani kameranın en iyi kalitesini ortaya çıkartacağıma kaliteyi berbat yapmışım. Nasıl öyle oldu anlamadım. Halbuki videoda adam ne dediyse tıpatıp onu uyguladım. Demek ki yanlış videoyu izlemişim. Bugün Defne'ye annem aldı okuldan. Sude de şimdi az önce uyandı. Biz de şimdi oraya gideceğiz. Her zamanki gibi Vural öğlenciyken yine arabam yok. O yüzden böyle sıkıntılı bir moddayım yine. Gerçekten. İşte beni alın, beni götürün, beni bırakın demesi bazen gerçekten çok sinirime gidiyor. Ama yapacak bir şey yok. Hem birlikte birazcık sohbet edelim. Hem ben de bir yandan makyajımı yapayım. Şu serumu kullandım. Şimdi üstüne direkt fondöten süreceğim. Şunu almıştım geçenlerde. Şu fondöteni öve öve bitirememiştim ya hani şunu. Bunu ben bir zamanlar gerçekten çok güzel kullanıyordum. Çok da işime yarıyordu ama son yüklediğim videoda soru cevap videosuna demiştim ya hani benim hormon bozukluğum çok aşırı diye. Cildim sürekli değişiyor. Bir düzeliyor, bir kötüleşiyor. Bir düzeliyor, bir kötüleşiyor. Bu fondötenin bana iyi geldiği dönemde benim cildim kurumaya başlamıştı. Yani o aşırı yağlanma gitmişti. Çok mutlu olmuştum. Ama yine geri geldi o yağlanma. O yüzden şimdi ikisini bir karıştırıp da kullanacağım. Çok çok fazla kullanmama gerek yok aslında ama alışkanlık olmuş bende maalesef. Bu odanın şu duvarı gerçekten çok acil bir şekilde boyanması gerekiyor. Çünkü burada video çektiğim zaman çok karanlık oluyor her şey. Fondöteni sürdükten sonra concealer'la devam edeceğim. Şu NYX'in Can't Stop Won't Stop concealer'ı. Aslında gerçekten burada bir yerlerde solaryum olsa yakınlarda hemen giderdim gerçekten çünkü çok beyazladım ve bu kadar beyaz olmak bana hiç yakışmıyor. Ama yakınlarda olmadığı için de gidemiyorum. Bazı kadınlara beyaz olmak çok yakışıyor ama bana hiç yakışmıyor. Ya da ben kendime yakıştıramıyorum. Şu pudrayla gözlerimin alt kısmının üstünden geçeceğim. Yine şu süngerle. Aslında bu makyaj gerçekten çok hızlı oluyor. Yani benim günlük yaptığım makyaj. Zaten artık görmekten sıkılmışsınızdır ama şu an makyaj yapma aşamasındayım. Saat çok geç. Saat 5'e geliyor. Ben makyaj yapıyorum. Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Ben çok abartıyorum bu konuyu çünkü. Çok çok da abartmıyorum ama korkuyorum. Korkmam biraz da saçma tabii ki. Çünkü dünyada bin türlü virüsler var. Şimdi bundan korkmak biraz saçma oldu ama ciğerlerle alakalı olan tüm hastalıklardan çok korkuyorum. Çünkü benim ciğerlerim çok sağlam değil. Bugüne kadar hayatımda çok fazla bronşit geçirdim ve bu geçirdiğim bronşitler benim ciğerlerimi çok çok zedeledi. Ne kadar zayıf ciğerlere sahip olduğumu ben biliyorum. O yüzden de korkuyorum yani çok açık söyleyebilirim. Şimdi de bu bronzerlı. Bunu da geçenlerde yine aldım. Bu çok açık tonlarda, soğuk alt tonlarına sahip olan bir bronzer. Kontür yapıyorum yani daha doğrusu bununla. Havada gittikçe kararıyor. Şu an acele ediyorum resmen. Yoksa
Videonun bu kısmı yarıda kalacak. Şu fırçayla da resmen acelem olduğu günlerde hele böyle yapıyorum. Hem böyle bir makyaj videosu görmemişsiniz. Çok profesyonel. Burnuma da aynı fırçayla kontür yapıyorum. Çok hafif ama. Aynı fırçayla aldığı da sürüyorum. Şöyle her renge giriyorum böyle. Göz kapaklarımı üzerinden de geçiyorum. Çok aşırı profesyonel. Sonra şöyle Maybelline'den şöyle bir paletim var. Bronzerlarla. Bunlar çok sıcak alt tonlu bronzerlar. Sonra şöyle bir fırçayla bunların içine giriyorum. Birazcık göz kapaklarıma. Hafif. Ama farkı görebiliyorsunuzdur. Görüyorsunuz benim gündelik makyajım çok sık değişebilen bir şey. Sonra şöyle büyük bir fırçayla tekrar giriyorum. Fırçalarımı da yıkamam lazım bu arada. Vakti gelmiş. Geçiyor. Bunu da yaptıktan sonra kaşlarımı yapacağım. Resmen maraton gibi makyaj oldu. Kaşlarımı da hep önce şöyle aşağıya doğru tarıyorum. Sonra şu üst kısımdaki boşluğu dolduruyorum. Görüyor musunuz? Şu sıra komple doldurulması gerekiyor. Bunu da bitirdim. Makyajımın sonuna geldim. Kipriklerimi yapacağım hemen. Onu da yani gündelik hayatımda şöyle bir bilemedin iki kat sürüyorum sadece. Birinci katı biraz kurutuyorum. Sonra ikinci katı geçiyorum. Dudaklarıma da sadece labeloyu süreceğim. Bunu su döpü hale getirmiş. Yenisini almam lazım. Şununla tekrar bir gözlerimin altına da sürmek istiyorum biraz. Çok aşırı büyük bir fark yaratmıyordur belki sizin gözünüzde ama benim gözümde yaratıyor. Saçlarım şu an çok siyah çıkmış kamerada. Ama boyamadım saçımı. Bu kadar. Bitti. Çok da uzun sürmedi. 15 dakikadır kamera açık. Yani 10 dakika falan sürmüştür. Şimdi babama da haber verdim. O da şimdi bizi gelip alacak. Hemen sadece suyun üstünü giydireceğim. O kadar. Genelde annemlere giderken bu çantayı kullanıyorum. En kullanışlı çanta bu denilebilir. Bir tane bez var. Islak bez de koyalım. Ben bu Pampers'ın ıslak mendillerini en çok seviyorum. En kullanışlı onlar olduğunu düşünüyorum. Evet, bunu da aldım. Şunu da şuraya girişe koyalım. Ki unutmayalım. Şimdi sıra su dedi. Su diş. Ne oldu? Islak mendil yok. Ben hemen ıslak mendil alıyorum, tamam? Bezini değiştireceğiz ya. Şaşkın. Ne zaman kamerayla girsem odasına aşırı şaşkın şaşkın bana bakıyor. Anne sen ne yapıyorsun der gibi. Haklı da çocuk yani. Çok da haksız sayılmaz. Efendim anne. Şişelim mi? Thank you. Dede gelmemiş daha. Aslında alışverişe de gitmem lazım. Bakalım. Belki Ceyda'ya götürürüm hemen kendime birazdan. Çok ağrısın. Sude. Çok ağır gerçekten. Ayakkabı giydirmeye üşenirsem böyle olur. Neyse ben sizi bir kenara koyayım. Yoksa Sude'yi taşıyamayacağım. Müzik.
saat falan oluyor. Ve tipimden de anlaşılacağı kadar. Defne'nin yanında yine neredeyse uyuyakalıyordum. Allah'tan kalkabildim. Az önce gördüğünüz hemen fırçalarımı yıkadım. Ve aslında bugünkü vlogda ben tırnaklarımı yapacaktım ama şu an o kadar üşeniyorum ki. Vural'ın öğlenci olduğu haftaları günlerim hiç verimli geçmiyor. Sabahçıyken çok verimli geçiyor. O kadar çok şey yapabiliyorum ki gün içerisinde. Hemen hemen halletmek istediğim bütün işlerimi hallediyorum o sabahçıyken. Ama öğlenciyken hiç öyle olmuyor. Bilmiyorum niye. Eve gelmeden önce babamdan rica ettim beni hemen marketin önünde bırakır mısın diye. Vural öğlenci çalıştığı günler eve aşırı aç geliyor. O yüzden birkaç şey aldım. Şunu her zaman denemek istemişimdir. Şu ton balığı salatasını. Çok övenler var. Dedim bir alayım. Denerim bir gün. Sonra Vural şunları çok seviyor. Şu tarz makarnaları. Bunlardan aldım. Şimdi diyeceksiniz ki adama adam gibi yemek pişirsene. Bunları ne alıyorsun? Ama o bu tarz şeyleri daha çok seviyor. Ben de canının istediği şeyleri, severek yediği şeyleri alıyorum tabii ki. Bunlardan işte birkaç tane aldım. Öyle dolapta olduğu zaman iyi oluyor. Sonra çocuklara şu çorbadan aldım. Bunu çok seviyorlar. Kendim yaptığım çorbayı bu kadar yemiyorlar. Demek ki benim elimin lezzeti şu knor kadar değil. Bir tane de pizza aldım. Ve maalesef Red Bull yapamıyorum. Yani bu içecekleri içmeden yapamıyorum. Günüm geçmiyor. Ve iki tane Labello aldım. Bugün göstermiştim galiba makyaj yaparken. Sude benim şu Labello'mu kırmış. O yüzden bundan aldım bir tane daha. Ve şöyle bir tane Blistex aldım. Made Plus. Çünkü benim dudaklarım bu aralar yine çok kuru. Az içiyorum. Herhalde ondan kaynaklanıyor. Çok içmeyi de bir türlü alıştıramadım kendimi nedense. Önceden çok içerdim çalıştığım zamanlar hele. İş yerinde zaten en az bir şişe içerdim. 1,5 litrelik şişelerden bahsediyorum. Bu arada ben geçenlerde kendime yeni bir cüzdan aldım. Size hiç gösterdim mi? Göstermedim galiba. Şöyle Guess markasından. İçi şöyle olan. Şu çok hoşuma gidiyor. Şu bozuk para bölümünün böyle olması benim çok hoşuma gidiyor. Çok aradım bu tarz cüzdan ama hiçbir yerde bulamadım. O yüzden bunu bulduğuma çok sevindim. Rengi çok gündelik olmasa da böyle biraz pembemsi, griyimsi, kahverengi tonlarında. Normalde ben cüzdanlarda siyahtan yana tercihimi yaparım her zaman ama siyahı yoktu. Evet, şimdi ben ne yapacağım? Şimdi ben koltukta keyif yapacağım. Bugün nasıl korkuttum seni eve geldiğimde? Senden önce zaten yukarıdaki kadın korkuttu. Neden? Kedisi yine bir şey düşürdü. Ha. Ondan sonra bir bağırış, bir çağırış yukarıdan. Ama benden acayip korktun sen. Keşke kamera kurulmuş. Çünkü beklemiyordum, erken geldin. Yarım saat. Aşağı yukarı 20 dakika. Yo, normal şu anda evde değilim hala. Saat 37'de mi? Aa, doğru. Neyse girdi beni korkuttu. Ben önce Defne uyandı zannettim. Sonra beni gördü. Sonra tam şöyle aradan bakıyordum. Defne mi geliyor diye. Sonra sen patır kütür mutfağın kapısını açınca. Dedim eyvah ne oluyorsun? Yiyebilir miyim şimdi şunu? Yiyebilirsin. Açıyor musun Sefil'in kızını? Gavruk. Valla en favori karakterin benim Gavruk. Benim birincisi Gediz, sonra Gavruk. Ya Gediz'in yeri ayrı, Gavruk'un yeri ayrı. Buraya kadar izlemiş miydin? Sen Refika'da izleyemezdin. Ya ona Refika'da izlemenin daha iyi oldu. Oteldeler şimdi. O buraya izledim. 10 dakika sonrasında kırdım. Sen hala yemek yiyordun. Kahvaltı ediyordun. Kim? Ya.
Yahya kahvaltı mı yapıyordu? Ben niye görmedim orayı? Annesi şey tutuklandı falan dedi ya. Sen de bir yemek yiyin. Kim tutuklanmış? Kavruklan Yahya şeyi yakalattı ya polis, onu izlemedin Hı mi? hı. Tamam, ondan sonra işte. Hatta hapse geldi, annesini yaptırdığını söyledi. Sahinde bu otelde dinleyecek dahili bulamazsın. O zaman sen Akın'ı filan da mı gördün? Ya. Burak, sen o zaman bayağı izlemişsin. Harbiden. Akın, bak ben senin dediğin yerleri izlemedim. Sen burayı filan gördün bile. Volta atıyorum. Ha? Volta atmak ne? Volta atmak için. Ha. Ne yapıyorsun Vural? Halı kalmış. Hayır, o halı oraya. Vural, ne 10 dakikasından Tam bahsediyorsun? izlemedin mi yalnız? Resmen bütün bölümü Çukur yaptım. Ya buraları ben izlemedim, kusura bakma. Resmen bütün bölümü izlemiş. Bana diyor ki 10 dakikasını izledim sadece. Ben de saf saf burada Vural bekliyorum. Gelse de dizi izlesek diye. Ben buraları ufak fazla izlemedim. Ben hepsini şey yaptım.